daha iyiye taşıyacağı kanaatindeyiz. Araştırmacıların ortak bir konuda yapmış oldukları çalışmalara disiplinler arası çalışmalar adı verilmektedir. Bu anlamda multidisipliner çalışmalarla interdisipliner çalışmaların ayrıştığı en temel nokta farklı disiplinlerin bir araya gelerek yürüttüğü çalışmalara disiplinler arası çalışmalar denmesidir. Bu çok kıymetli bir durumdur. Birçok bilim adamımız aslında Dicle Üniversitesi'nde ve ülkemizde disiplinler arası çalışmalar yürütmektedir. Etkin bir şekilde devam ettirmektedir. Fakat bunların ilk önce üniversitemizde bir disiplinler arası çalıştayla yola çıkarak artırılması gayemizdir. Bu çalıştay ile kuvvetli ve zayıf yönlerimizi görmek, yapılacak disiplinler arası çalışmalara, yeni çalışmalara yol açmak temennisindeyiz. Tıp Fakültesi'nde bildiğiniz üzere 6 tane bölümümüz var. Bu bölümlerimiz aktif ve her bölümde de birbirinden kıymetli öğretim üyelerimiz vardır. Söz konusu çalıştay kapsamında bilgisine başvurduğumuz veyahut da bu interdisipliner çalışmalarda yer almak isteyen bölümlerle ilgili dekanlığımız üzerinden yapılan iletişim neticesinde 4 tane bölümümüzün interdisipliner çalışmalara katılabileceği şeklinde bizlere geri dönüş oldu. Korku Üniversitesi'nde yapılan çalışmada 2019 yılı için fakültemizden 2, 2020 yılı için fakültemizden 3 öğretim üyemiz dünyada en etkin bilim insanlar listesinde yer almıştır. Öğrenci sayılarımız Aralık 21 tarihi itibariyle 1473 lisans, 226 lisansüstü öğrencimiz mevcut şu anda. Diğer fakültelerle birlikte yürütebileceği ortak çalışmalardan bahsedeceğim. Öncelikle belirtmek isterim ki çok çeşitli ana bilim dallarından oluştuğumuz için altyapıyı kısa tutup özellikle biz bugün neler yapabiliyoruz interdisipliner olarak ve gelecekte var olan interdisipliner çalışmalarımızı bir adım nasıl ileriye taşıyabilirizle ilgili ortak çalışmalarda küçük kesitler olarak örnekler vereceğim. Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan, sağlıklı toplum zincirinin her halkasında veteriner hekimler görev yapmaktadır. Hayvansal ürünlerin ağırdan sofraya kadar uzanan üretim ve kontrol sürecinde yine veteriner hekimlerin önemli roller üstlendiği bilinmektedir. Özellikle SARS-CoV-2 COVID-19 hastalığı kapsamında veteriner hekimlerin özellikle yeni aşı geliştirme konusunda roller aldığını biliyoruz ki ülkemizde de yerli aşı üreten 3 hekimin başında da veteriner hekim hocalarımızın olduğu bilinmektedir. Ziraat Fakültesi'nin altyapısı oldukça fazla, bütün alanlara hitap edecek şekilde mevcut. Ama ben söyleyeyim, mümkün olduğum ifade bir şey kullanmayacağım. Sadece görsel olarak göstermiş olacağım. Bitkisel ve hayvansal olarak iki kısma bitkisel de 6 tane bölüm bizimle ortak birlikte. Aynı zamanda diğer hocamız da hayvansal alanı ifade edecek. Lisans öğrenci sayıları, lisans öğrenci sayıları da ilerletişe bilimsel çalışmalar 2020 yılı için arazi varlığı itibariyle görülmekte. Ve deneme alanlarımız mevcut bulunmakta. Kayısı Bahçesi mesela bir günün bahçelik alanından şu şekilde ifade ediyorum sizlere.